Doğrusu başlarda ablanın bu konularla ilgilenmesini kitaplarımdan etkilenmesine bağlamıştım. Sonra? Sonrasında onu yakından tanıdıkça benim kitaplarımdan çok önce bir bağlantısı olduğunu anladım. O tarikatla. Ganzir'le. Evet. Marley'i ne kadar tanırdın? Onu severdim. Bilirsin işte, güzel kadındı. Ama onunla burada tanıştın, Türkiye'de. Evet, imza gününde tanıştık. Devletler şairlerin kalbinde doğar, politikacıların ellerinde büyür ve ölürler. Bunu ona neden yazdınız? Kendisi çok iyi bir şairdi. Aynı zamanda siyasetle de çok ilgiliydi. Ona bir uyarıda bulunmak istedim sadece. Ama siz yeni kitabınızı yazmak için buradasınız. Evet, öyle de diyebiliriz. Tekrar yazmaya başladım çünkü ilkinde elimde ipucu yoktu. Daha çok kurguya dayalı bir çalışmaydı. Marla'nın evine ipucu bulmak için mi girdin? Siz şimdi ciddi ciddi beni sorguluyorsunuz, öyle mi? Yok, yani sadece bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ben evet, delil için girdim. Tamam mı? Çünkü eğer o evde bir tarikat cinayeti işlendiyse mutlaka ritüele dair bir iz olmalıydı. Amacım onu bulmaktı. Yani onu tarikatın öldürdüğüne inanıyorsunuz. Kocası olmadığı kesin. Tam olarak nedir bu Ganzir? Şuradan bir şey okuyayım sana. İnsanlar dünyaya senin egemen olduğunu sanıyor. Ama körler. Aslında dünya benim avuçlarımda. Kabul et ya Rabb. İnsanlığı kontrol eden benim, sen değilsin. Hangisi benim yaptığımı yaptı? İsa, Musa, hatta Muhammed. Ben senin karanlıktaki yansımanım. Biz biriz. Tanrı ve şeytan. Aynı şey. Kimin sözü bu? Bu Baron von Sabetendorf, Alman asıllı Türk vatandaşı, İstanbul'da yaşamış. Bu adamın Adolf Hitler'i yarattığına inanılıyor. Mundus vult decepi, dünya aldatılmak istiyor. Baron 1919 yılında Münih'te Tuğl isimli bir tarikat kurdu. Tarikat kara büyü ve simya ile Ari ırkı yönetecek kişiyi aradı ve bunun için Adolf Hitler'i seçti. Ancak Hitler'in bu iş için doğru kişi olmadığının farkına vardıklarında iş işten geçti. Sonrasında Baron Hitler Gelmeden Önce isimli bir kitap yazdı. Kitapta Hitler'in tüm sırlarını anlattı. Fakat bu durum Adolf Hitler'i fena kızdırdı ve tarikatı kapatıp Baron'u hapse attırdı. Sonrasında da idama mahkum etti. Ancak Baron kurtuldu. Türkiye'nin doğusuna kaçtı, Mardin'e. Mardin? Mardin, Marduk'un evi demektir. Bilmiyorsanız Marduk, Babil'in en güçlü tanrısıdır. Aradığı her şeyi Babil'de buldu. Burası Baron'un orada yaşadığı ev. Baron burada yeni ve korkunç bir tarikat kurdu. Adını Ganzir koydu. Ganzir, Sümer ve Babil'de cinlerin yaşadığı yeraltı kapısının ismiydi. Cinlerle temasa geçmek için Ganzir kapısından geçmeniz gerekirdi. Bir bakışlarıyla insanları felç eden bu cinlere Anunnaki denirdi. Baron, Babillilerin bu sembolü cinleri kışkırtmak için bir tılsım olarak kullandığını keşfetti. Şamaş. Cinlerin üremesi için gerekli olan kara güneş. Kısa sürede Türk masonları ve dünyanın çeşitli yerlerinden büyücüler tarikata katıldı. Ve Baron bu ürkütücü ortamı cinler üstünde kullandı. Baron'un amacı neydi peki? İntikam. Hitler'in ihanetinin bedelinin ödenmesini istiyordu. Ve dediklerine göre büyüyle yarattıkları Hitler'i tıpkı yaratıldığı gibi yine büyüyle Ganzir'i yok etti. Adolf Hitler, büyük aldatıcı. Baron sonunda anladı ki mükemmel ırkı yaratmak için insandan çok daha fazlası gerek.
Bu yüzden yarı cin, yarı insandan oluşan bir topluluk kurdu. Magi. Magi mi? Magi, evet. İnsan ve Anunnaki'den yeniden doğan. Magic kelimesi de buradan mı geliyor? Evet. Simyacılar kelimeyi batıya magic olarak geçirdi. İnanışa göre zayıf, acı çeken ve şiddetli depresyondaki kadınlar cinler için kolay hedefti. Ganzir tarikatındakiler kadınları seçer, cinler de hamile bırakırdı. Peki cinler, iblisler ya da her neyse kadınlarla cinsel ilişkiye nasıl girebiliyor? Fransız iblis avcısı Nicolas Remy, cinlerin kadınları dölleme ve hamile bırakma yeteneği olduğunu ispatlamıştır. Tarikatın müritleri kadın doğum yapmadan hemen önce karnını yarıp bebeği çıkarıyor, sonra da bebeği alıp gizli bir yerde büyütüyorlar. İşte bu da Havva. Karnında babası cin olan bir macı taşıyordu. Hikayesini duydum ve araştırmaya başladım. O civardaki insanlar çok saldırgan. Çünkü Havva'nın o bölgeyi lanetlediğine inanıyorlardı. Bütün çocuklar engelli doğuyordu. Korkunç ve garip hastalıklar. Delirenler, intiharlar. Nedir bunlar ya? Şeyh bize tarikatı bir rahipten duyduğunu söyledi. Yani? Yani siz de mi ondan duydunuz? Son yıllarda gerçekleşmiş böyle 14 vaka var. Peki rahip kim? Rahibin bir anlamı yok. Ablanız tarikat tarafından vahşice öldürüldü. Neden? Çünkü ona ihtiyaçları yoktu. Bebeğe ihtiyaçları vardı. Magi'ye. Hala bu magilerle ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadım. Magilerin olağanüstü güçleri var. Büyüler Olivia, büyüler. O kadar güçlü bir orduyla istediğin her şeyi yapabilirsin. Hitler'i düşün. Mükemmel bir ırkı yaratmaya çalışıyordu. Yani tarih tekerrür ediyor. Yani Nazi yerine Magi mi? Kesinlikle. Peki bu Magiler nerede? Nerede olduklarına ya da neye benzediklerine dair bilgim yok. Dolayısıyla bize anlattığınız her şey uydurma olabilir. Olivia, ülkene geri dön. Neden bana şu rahibin kim olduğunu söylemiyorsun? Bak işte, şimdi kabalaşmaya başladın. Rahip. Kim o? Peki. Bu. İsmi Burga Adler. Kendisi bir Nasturi. Nasturi mi? Nasturiler Mardin'de yaşayan, kendilerini Allah'a, İsa'ya ve İncil'e aşırı adamış bir grup Hristiyandır. Burga Adler Mardin'de mi yani? Görünüşe göre bana iletişim bilgilerini vermeyeceksiniz. Önce onunla konuşup rızasını almam lazım. Son bir soru. Sor. Şeytanı kim doğurdu? Bu sorunun cevabını 20 senedir arıyorum. Ama hala bulamadım.